Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Bana güvendiğiniz, sabrettiğiniz ve her videomu beğendiğiniz için arkadaşlar sizlere minnettarım. Ve bana güvendiniz ve güveninizi de boşa çıkarmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24.000 FIFA points ve 6 milyon coins ne demek? Gerçekten efsane videolar sizleri bekliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber gerçekten muazzam bir videoyla daha beraberim. Bugün sizlerle beraber büyük bir ihtimal şu andaki kafamdaki planla 3 milyon coins'lik harika bir paket açılımı yapacağız. Neden hemen points'le paket açılımı yapmadığımız zaten videonun ilerleyen dakikalarında anlarsınız. Ama arkadaşlar bu videoyu sizlerden şöyle bir 5-10 bin beğeni bekliyorum. Gerçekten herkes atabilir. Bu videonun efsane izleneceğini biliyorum ve herkesten 5-10 bin like bekliyorum. Ve hala kanalıma abone değilseniz, yeniyseniz de hoş geldiniz diyorum. Ve hemen abone olun da 100 bin abone bir an önce olalım. Az kaldı zaten, 77 bin bile olduk yani arkadaşlar. 80 bin az kaldı, sonra 100 bin. Ve Instagram adresim de zaten ekranda çıkacak, onu da takip edebilirsiniz. Neyse, onu çok fazla söylemeyeyim arkadaşlar. Bu videoda çok fazla şey anlatacağım sizlere. Hem paketler açacağız hem de bir şeyler anlatacağım. Bunu sakın kaçırmayın yani. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bu video çok muazzam bir video. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir video olacak. İlk olarak arkadaşlar hemen şöyle bir takımıma girelim. Takımımı gösterirken arkadaşlar şu anda bir tane ben ekran kaydı gösteriyorum ekranda. Gleamio'dan çekiliş yaptım. Oradaki çekilişte çekilişi kazananlar açıklandı. Ve onların videosunu görüyorsunuz. Orada çekilişi kazananlara zaten mail attım. Pazartesi gününde coinslerini vereceğim. Coinslerini verdiğim zaman da coinslerini verdikten sonraki videoda zaten şeyini çekeceğim. Neyini çekeceğiz? Videoda göstereceğim coinsleri vermemi. Evet, onu söyledim arkadaşlar. Uzun zamandır takımım gelişmiyordu bildiğiniz gibi. 2 tane Gleamio'dan 2 tane de site seçti. Siteden coins alanlardan da 2 kişi seçildi. Zaten onlara mail attım. Onları da şu anda unutmadıysam ekrana koymuşumdur ama unuttuysam kusura bakmasınlar. Zaten mail adresini herkes kontrol etsin. Belki size de gelmiştir ama videodan sonra kontrol edin. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu baştan sona izleyin çünkü size çok önemli bir sorum olacak. Çok güzel bir sorum olacak arkadaşlar. Hatta o soruyu şimdi soralım. Şimdi arkadaşlar benim elimde bu 24.000 FIFA points var. Ben bunu nasıl en iyi şekilde değerlendirebilirim? Bunu şimdi size soruyorum. Şimdi arkadaşlar 10 YT öğesi, 25 YT öğesi ve usta oyuncu. Şimdi bunların hepsini alırsam 17.000 FIFA points benden gidecek. Yani bayağı bir azalacak. 8.000 falan kalıyor değil mi? Dur hesaplayamadım şu anda ama 8.000, 7.000 kalıyor. 7.000 değil mi? Aynen 7.000 kalıyor galiba. Şu anda öyle hesaplayabildim. Aynen 7.000. Şimdi arkadaşlar 10 YT öğesi. Hani buradan bir tane Team of the Year çıkarsa belki, hadi o da rezerv yani şeylerden. Hadi buradan da bir tane çıkar diye düşünüyorum herhalde. Buradan bir zahmet çıksın yani. Ve arkadaşlar burada garanti YT oyuncusu usta yani 90'ın üstünde oyuncu garanti. Neymar, Godin, Buffon, Kroos hariç herkes zaten YT'de değil mi? Aynen. Herkes YT'de. Zaten efsane oyuncu çıkma garanti arkadaşlar buradan ama videonun bir heyecanı olur mu bilmiyorum. Benim hesabım için çok önemli, çok iyi olur. Çünkü bir tane yılın takımı oyuncusu çıkacak. Belki Messi çıkar ve Messi benim çok işime yarar arkadaşlar. Bu arada onu da söylemedim, daha söyleyeyim. Ve gerçekten muazzam olur arkadaşlar. De Gea da çıksa, Sergio Ramos da çıksa, Bonucci de gerçekten hiç fark etmez. Muazzam olur. Ancak arkadaşlar dediğim gibi yani birazcık da saçma durur. Yani birazcık nasıl anlatsam, hani çok kısa sürer video ve hani kısa sürmesini geçtim. Hani 17.000 FIFA points verip sadece bir tane Team of the Year, bilmiyorum. Bir de rezervlerden falan çıkar ama yani bir tanesi garanti, diğerleri garanti bile değil. Ama tabii ki hesabıma bayağı bir katkısı olur. Diğer seçenek arkadaşlar, birinci seçenek buydu. İkinci seçenek arkadaşlar, şuradan forvet destesine geleceğim. Ve bu paketten 15.000 FIFA points, hatta orta saha veya defans da olabilir. Bunu da siz belirleyin arkadaşlar. Size 4 tane seçenek sunuyorum. Ya 15.000 FIFA points'lik forvet destesi, 15.000 FIFA points'lik defans destesi, 15.000 FIFA points'lik orta saha destesi veya orada 17.000 FIFA points harcayarak oyuncu. Bunu yorumlara yazın. Gördüğünüz yorumu da eğer size uyan bir yorumsa beğenin ki en üstteki yorumu yapacağım arkadaşlar. Bunu da söylüyorum, en üstteki yorum yani. Herkes yorum yapsın ve beğendiğiniz yorumu da beğenin. Yani sizin düşünceniz olan yorumu beğenin. Bu sorduğum 4 seçenekten birisini yorumlara yazmanızı bekliyorum sizlerden. Ve hemen 6 milyon coins'imizin 3 milyonunu harcayacağımı size söz vermiştim. Ve arkadaşlar tabii ki de o zaman harcayacağız yani, şimdi sözümüz sözdür. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünüyorum. Orta sahayla forvet açacağım. Çok kötü giderse duracağım. Yani 2 milyon coins'lik açacağım. Çok kötü giderse duracağım. Güzel giderse de devam edeceğim. İlk olarak
Hemen yanlışlıkla points vermeyelim bu arada. Hemen forvet paketini açıyoruz ve Messi çıkma ihtimali olan bir paket. Neden çıkmasın değil mi? Millete çıkıyor, bize de çıkar. Ve açıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte o beklediğiniz paket geldi. Ve oyuncu çıkmadı şu anda, garanti mi? Garanti mi bilmiyorum şu anda. Oyuncu çıkmaması garanti mi bilmiyorum ama. Hani çıkmazsa o kadar, sadece o kadarla sınırsızlıysa 500 bin yani çok saçma olur. Evet bu kadarmış. Bu kadar kötüyse ben açmaya devam etmeyebilirim, onu da söyleyeyim. Haydi bir tane daha açıyoruz bakalım lütfen iyi ya. Bana bir tane oyuncu ver, o kadar zamandır bekliyoruz. Team of the Year istiyorum ben bu videoda ya lütfen. O zaman bir de bundle'la açmayabilirim arkadaşlar. Böyle de bir durum var çünkü hani böyle çıkmıyorsa yani bundle'a da ne gerek var. Direkt 17 bin points harcarız. Haydi bakalım. Bak ya yine çıkmadı galiba. Bilmiyorum ama arkadaşlar çıkmamış olabilir. Ve gerçekten de moralim birazcık bozuldu şu anda. Hani bunlar benim ne işime yarayacak abi? Bu kadarcık şey veriyorsun. Gerçekten şu anda EA bizi ayıp etti arkadaşlar. Size o kadar söylüyorum. O kadar ben bu coins'leri elde etmek için o kadar çok uğraştım ki arkadaşlar. Siteyle o kadar çok konuştum ki. Ama gerçekten ayıp ettin EA bize. Bu arada arkadaşlar coins'i nasıl alacağınız yarın gelecek. Coins sitesi de var. Coins alacağınız da yarın gelecek. Daha ucuz, çok ucuz daha points var arkadaşlar. Yarınki videoda onu da açıklayacağım. Yarın 16.00'da. Yani arkadaşlar paket açılımları 11'de gelecek. Site tanıtımları 16.00'da. Bunları beklemede kalın. Haydi bakalım arkadaşlar orta saha paketi. Bu ne? Oyuncu mu geliyor? Ya X antrenman. Aha! Verratti geldi. Yes be! Team of the Year Verratti. Abi çok korktum biliyor musunuz? Az vardı ya. Çok sevinmiştim. Sonra orta saha şeyi geldi antrenman. Çok üzüldüm. Sonra da Verratti çıktı be. Yes budur. Çakın arkadaşlar. Herkes çaksın kameraya. Şu anda çok mutlu oldum. Ve Verratti çıkardık. Güzel oldu ya. Mutlu oldum şu anda. Bir tane Team of the Year çıkardık. Bakalım Verratti çıkabilecek en kötü oyunculardan birisiymiş. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Satılma fiyatlarına da bakacağım bu arada. Hatta bakalım. Şu anda 1.5 milyon coins'imizi harcadık. 1.5 milyon coin harcadık. Ve Verratti'nin bir değerine bakacağım. Bu arada David Luiz'e bayağı pahalıymış. Ona da videodan önce baktım. Haydi bakalım. Şimdi Verratti'nin bir değerine bakalım. 84 diyelim. MO diyelim. Bakalım abi olsun birazcık değerim be. Paketin değerini çok güzel bir şekilde karşılıyor arkadaşlar. Fena değil. 1.5 milyon coin harcadık. 800 bin. Hem video güzel oluyor. Hem coins'imiz de çok da fazla olmasa da geliyor yani. Bence güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu anda güzel gittiğimizi düşünüyorum. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir de defans açalım o zaman. Sonra bir daha orta saha, bir daha defans açarız. Haydi hocam bir De Gea gelir mi? Ben burada var ya nasıl çıldırırım De Gea, Ramos falan çıkartırsam. Benim şansıma güveniyorsunuzdur zaten belki de. Bu arada YT defans coins veriyormuş. O da güzel bir durum. Haydi bakalım. 3 yazdı ya. 3 yazınca vermez bir. Abi verdi sandım. Verdi sandım ya. Gerçekten verecek sandım. Heyecanlandım biliyor musunuz? Ama vermedi. 150 bin coins varmış bu arada. Paket zaten 500 bin ya. Bu paketten sınırsız da açarım ben. 150 bin coins garanti ödül. Haydi abi 4 falan yaz ya. Lütfen 4 yaz. 4 yaz. 4 yaz. 2 yazma. 2 yazma. 2 yazma. 2 yazma. 2 yazdı. 2 yazdı ve garanti böyle çıkacak zaten. Başka bir şans yok. Evet arkadaşlar. Son olarak bir tane daha orta saha açacağım. Ve sonra da paketlerimizin sonuna geleceğiz. Ama David Luiz ile Verratti'yi pazara koyduğum zaman zaten parasını neredeyse karşılayacak bu paketler. Ama belki efsanevi süper bir oyuncu çıkarma şansımız var. O yüzden beklemede kalın. Haydi bakalım abi lütfen orta saha sana güveniyorum. Haydi Verratti bu arada efsane oldu. İyi ki çıkardım. Ve maalesef çıkmadı. Ama arkadaşlar sağlık olsun diyelim. Bence güzel bir paket açılımıydı. Ama şimdi ben 6 tane paket açtım. Sadece bir tane Team of the Year çıkardım. 6 pakette 800 bin coins demek, 10 pakette hadi 2 katı desek 1 milyon 600 bin coins. Tamam farklı bir şans olabilir. Çıkma şansı olabilir. Ama öyle düşündüğümüz zaman 1.6 milyon coins. Hadi herhalde bu pakette bir de şey de vardı. Nerede o bundle paket? Forvet'e girelim. Belki şey de vardı arkadaşlar. Bir tane Team of the Year garanti. Hadi oradan da bir 2.250 milyon. Arkadaşlar 2 milyon coins için ben Team of the Year bundle paketi açacağım ha. Bakın çünkü çok nadir falan yazıyor. Hani 2 milyon coins için ben bu paketten açacağım ha. Bana şöyle bir şey yap EA. Sana sesleniyorum EA. Şunu açalım abi. Bunlar daha mantıklı geldi bana. Siz nasıl ama siz ne yazarsanız onu açacağım arkadaşlar. Bu arada bunu hiçbir şekilde sıkıntı yapmayın. Siz ne derseniz onu yapacağım. Bu arada arkadaşlar
Bana güvendiğiniz için, like'larınıza devam ettiğiniz için tekrardan size teşekkür ediyorum. Çünkü ben size garanti vermiyorum ama bana güvenin, like'larınızı atın. Zaten ben points'imizi alacağım. Points'imizi alacağım demiştim size ve gördüğünüz gibi aldım. İşte bu kadar basit. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şeye bakalım. Mesela Team of the Year De Gea. Herhalde bir De Gea çıkartırız en kötü ihtimal. Bakalım Team of the Year De Gea'nın fiyatı ne kadar? Veya Ramos, fark etmez yani. Bunların değerlerini çok merak ettim. Bir onlara bakacağım. Gea yazalım. Yanlış yazdık. 91. Umarım Gea yazınca çıkıyordur. Ya da 91'lik kaleci zaten yoktur pazarda. O yüzden bu şekilde arayabiliriz. Yanlış mı yazdık ya? Buffon var bir tek ve 13 milyon coins falan, yine iyi arkadaşlar. Şey yapalım. Messi var mı Team of the Year? Bunların hiçbirisi pazarda yoksa var ya 25-30 milyon eder ha bunlar. Ramos falan var mı? Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten bunlar çok para eder, ben size söyleyeyim. Godin var. Godin'de 5 milyon. Abi çok güzel. Çok güzel. Bunlardan bana çok güzel para gelir ha, ben size söyleyeyim. David Luiz'in zaten fiyatından benim bunu anlamam gerekiyordu. Ve arkadaşlar gerçekten efsane oldu. Bu arada şöyle de bir şey var. Ben şimdi büyük ihtimalle demeyeyim ama yani belki, hani belki diyelim. Şimdi forvetlerde ne kadar oynayabiliyorum? 5 tane forvet olmuş. Hem bunu hem bunu oynayabiliyorum. Bunları canlı yayında oynayacağım hatta arkadaşlar. Hatta belki de bugün açarım canlı yayını, bilmiyorum. Yani bugün dediğim, siz bu videoyu izlerken değil. Ama bugün canlı yayın olabilir, öyle düşünün arkadaşlar siz yine de. Evet, orta sahayı da tamamlamış bulunduk bu durumda. Evet, orta saha da tamamlandı. Yani 5 tane maç tamamlandı. Defans ne kadar olmuş? Defans da 8 tane olmuş, az olmamış. Defansı da bir tane fazladan oynayacağız. Ödüllere bakalım. Güzel ya, güzel, ben beğendim şu anda. 3 tane forvet puanı gerekiyormuş. Bir tane YT forvet oyuncusu alamadık ama işte. Bak bunu yapamadık, bu kötü oldu. Bir tane forvet oyuncusu da çıksaydı. Ama bir de Verratti'yi falan satmayayım ki. Ben orta sahayla şeyi tamamlayayım. Defansı tamamlayayım. Bir de en ucuz forveti de satın alırım. Onunla beraber canlı yayın, güzel bir canlı yayın olabilir arkadaşlar. Bu ödülleri topladığımız. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Hala kanala abone değilseniz kanala kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şuradan artık abone olun yani. Hala bu videoyu bu zamana kadar izlediyseniz zaten olmuşsunuzdur. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine giderek arkadaşlar, onlar geçiştirmek amaçlı. Sadece her gün video bekleyenler için atılmış videolarda. Ama yine de ben çekerken çok eğlendim. Umarım emek de var o videolarda. O yüzden iki videoda çok güzeldi. Umarım videoları beğenirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Ve bye bye.